Merhabalar sevgili terazi burçları, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 2023 yılı burç yorumlarınızdan bahsedeceğim sevgili gönül dostları bu videoda. En önemli günlerden birkaç tanesini hemen size söyleyeyim. Ondan sonra da ay ay neler olabilir kısaca özetleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü açıları ve ay düğümleri sizin evlerinizde gerçekleşecek, sizin burçlarda gerçekleşecek sevgili teraziler ve bu da sizin daha çok hayatlarınıza dokunacak. Artık terazi burçları için kimileriniz için şans, kimileriniz için fırsat, kimileriniz için mutluluk, kimileriniz için de belki acı çekmek, belki bir sınav, belki 2023 yılı bazı terazi burçlarına da iyi gelmeyebilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü olduğu için sevgili arkadaşlar, sevgili terazi burçlu. Eğer geçmişte yani daha önce hayatınızda hak yediyseniz, haksızlık yaptıysanız, çaldıysanız, çıktıysanız, adil olmadıysanız, adaletli olmadıysanız 2023 yılı size bolluk ve bereketini zaten vermez. Sizi bir sınava sokar. Sizi bir imtihan eder sevgili arkadaşlar. Evet, Jüpiter balık burcuna, pardon, boğa burcuna geçecek. Burada boğa burcu sizin finansal evinizde, daha doğrusu ek gelirlerinizle ilgili bir kısmet, şans getirecektir. Ama eğer siz bunları yaptıysanız burada size hak hukuk, yani kısmet getirmez. Burada sizi borçlandırır ve o borcu büyütür. Yani zaten siz çalmışsınız, çıkmışsınız, hak yemişsiniz. Bir de size oradan bir kısmet getireceğini mi düşünüyorsunuz? Düşünmeyin zaten. Böyle bir durum yok. Ama siz didindiyseniz, çalıştıysanız, emek verdiyseniz, kimsenin hakkına girmediyseniz, kendi alnınızın teriyle kazandıysanız, buradaki bu ek gelirlerle ilgili, tazminatlarla ilgili, nafakalarla ilgili, miraslarla ilgili durum, buradaki Jüpiter size ek gelirlerinizle ilgili kısmet ve şansı, bereketi getirecek. Çektiklerinizin karşılığını alacaksınız sevgili arkadaşlar. Emek verdiğiniz her şeyi, tırnaklarınızla mücadele ettiğiniz her şeyin karşılığını en güzel şekilde alacaksınız. Ama ne zaman? Mayıs ayından sonra diyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda 23 Mart'ta Plüton Kova burcuna geçecek. Plüton'un Kova burcuna geçmesi sizin ev konularınızla ilgili bir gündem söz konusu sevgili arkadaşlar. Burada radikal bir karar alabilirsiniz evinizle ilgili. Belki evinizi satmak, belki ev almak, bazılarınız için toprak almak, malmük almak, bazılarınızın işte babayla ilgili, babadan gelen topraklar, babadan gelen mallar. Burada bir dönüşüm var aynı zamanda. Belki babadan oğula geçen bir durum ya da babadan kıza geçen bir durum gibi bir enerjiler hakim olabilir evinizle ilgili konularda. Hatta bazılarımızın da yaşayan sağ olan babalarımıza, Allah herkesin babasına uzun ömürler versin, babalarınızla da ilgili bazı konular söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. Yani babalar biraz hayatlarınıza belki müdahale etme durumu söz konusu olabilir. Şimdi Ocak ayına geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlar, Ocak ayında şöyle bir durum söz konusu olabilir. Biraz böyle yaralanma gibi durumlar var sevgili arkadaşlar, ama hemen korkmayın, daha Ocak ayına başlar başlamaz kötü şeyler olacak diye değil. Yaralanma derken zaten belki kalbiniz kırık, belki kalbiniz yorgun, belki yüreğiniz yorgun, yoruldunuz. Bu tarz bir enerji var Ocak ayında, ama bir yandan da besliyorsunuz kendinizi de, bir yandan o kırık olduğunuz yerden. Ne bileyim, belki arkanızdan bıçaklandınız ya da ihanete uğradınız, bilmiyorum, artık herkese göre değişir. Burayı kendi çabanızla beslemeye çalışıyorsunuz aslında. Kendinizi özgüven vererek, kendinizi güzel şeyler söyleyerek, teselli ederek, kendi kendinizi teselli ediyorsunuz aslında ve orayı iyileştirmek istiyorsunuz aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Belki yine evinizde, ailenizle ilgili durumlarda ciddiyete giderek, bu ev konusu bu Ocak ayı itibariyle başlıyor zaten sevgili arkadaşlar. Bu ev konularınızla ilgili durumlar. Hatta evinizle ilgili, belki eviniz satılır, ikiye bölünebilir. Böyle bir enerji var. Yani sizde ikiye bölünecek bir durum söz konusu terazi burçları için diyorum. Ve geldik Şubat ayına. Şubat ayında sevgili arkadaşlar, biraz daha çalışıyorsak çalışma ortamımızda,
kadın enerjilerin hakim olduğu bir durum içinde olabilirsiniz. Daha çok sevilebilirsiniz, daha çok güvenilebilirsiniz. Ya da siz çalıştığınız ortamlardaki kadınlarla daha böyle işbirliği yapabilirsiniz. Böyle bir enerji hakim. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz ve gösterdiğiniz bir durum olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı gelişmeler söz konusu olabilir. İyi bir gelişmeler olabilir burada. Yani bir tedavi, bir beslenme şeklinizi değiştirme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yine böyle evcil hayvan besliyorsanız burada evcil hayvanınızla zaman geçmek, belki o evcil hayvan sizi biraz daha iyileştirecek sanki. O kırık olan kalbinizin, yorgun olan yüreğinizi, belki o evcil hayvanlar sizi biraz daha sakinleşmenizi ve o kırık olan yerlerinizi onlarla daha böyle iyileştirmeye götürebilirsiniz. Bu tarz alanlar söz konusu olabilir. Bazılarınız yanınıza bir yardımcı alabilirsiniz. Bir bayan yardımcı da olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar. Böyle bir enerji hakim Şubat ayı için. Mart ayına geldiğimiz zamandan Mart ayında ilişkiler sevgili arkadaşlar. Evliliğiniz, ilişkileriniz, ortaklığınız, hatta davalarınız, mahkemelik olduğunuz konular, açık düşmanlarınız varsa buradaki açık düşmanlarınız, hatta bu açık düşmanlarınızı öğrenme ya da ne kadar fazlaymış benim de düşmanım, beni de sevmeyenim de diyebilirsiniz ama bazı kısım böyle diyebilir ama bazı kısım da evlilik konusunda hayatındaki kadın ya da erkek artık kim varsa onun sevgisini daha çok hissedeceği, onun tutkusunu, arzusunu, heyecanını daha çok hissedeceği, ona destek vereceği bir dönem. Sevgili terazi burçları, yani eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ilişkiniz, yani bunlar yoksa bile ortağınız, bir arkadaşınız, dostunuz, evinizi paylaştığınız biri size sevgisiyle sizi iyileştirecek gibi geliyor bana sevgili teraziler. Ve geldik Nisan ayına diyorum. Nisan ayında birazcık daha böyle sevgili arkadaşlar kendimize bakacağız aslında ama bir yandan da bu miras, nafaka, tazminat olayları yine gündemde, ek gelirler. Bir yerden bir miras bekliyorsanız, bir yerden bir nafaka, tazminat gibi durumunuz varsa ya da belki kredi çekmek için uğraşabiliyor olabilirsiniz. İşte alacaklar, verecekler, ödemeler, taksitler, bu tarz enerjilerin fazla olduğu bir Nisan ayı. Yani bir yandan geliyor, bir yandan ödeme yapıyorsunuz, bir yandan geliyor yine ek gelirlerle ilgili, bir yandan borç ödüyorsunuz. Bu tarz gündemler söz konusu olabilir. Hatta eşinizin gelirleriyle ilgili belki eşinizden dolayı gelecek olan bir miras, eşten gelecek olan bir para, eşin ailesinden kalacak bir durum. Bu tarz enerjilerin hakim olduğu bir Nisan ayı da bizi bekliyor diyorum sevgili arkadaşlar. Mayıs ayında biraz daha sevgili gönül dostları, yabancı ülkeler, uluslararası işler, yabancı ülkelerdeki akrabalarınız, buralarla iletişiminizin yüksek olacağı, daha böyle sevgi enerjisinin yüksek olacağı aynı zamanda. Ve çok fazla telefonla görüşmek, iletişime geçmek, mesajlaşmak, hatta seyahate gitmek, yanlarına gitmek ya da onların gelmesi. Hatta taşınmak bazılarınız için herkesin haritasına göre değişebilir. Bu tarz enerjilerin hakim olduğu bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Hatta bazılarımız için de yüksek eğitimle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Haziran ayında daha çok böyle kariyer hayatımızla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Burada birazcık daha böyle duygusal olabiliriz aslında. Biraz daha şöyle bir şey olabilir sevgili arkadaşlar. Yani duygusal bakabiliriz. Kariyerimizde, çalıştığımız yerde bir kariyerimiz var. Buradaki bir konudan dolayı kariyerimizi de yakabiliriz. Öyle de bir durum var. Ya giderim ben buradan, bu kariyeri de yakarım gibi düşünebilirsiniz diyorum sevgili arkadaşlar. Burada bir şeyi bitirme enerjisi içinde olabilir. Duygusal bakabilirsiniz. Ya işte emeklerimin karşılığını alamıyorum. Ben şunu yaptım da bana böyle yapıyorlar da kıymetimi bilmiyorlar da ben de çeker giderim de biterse bitsin, giderse gitsin enerjisinde olabilirsiniz aynı zamanda. Hatta bazılarınız bunu eşin ailesiyle de ilgili yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve
Haziran dedik, Temmuz ayına geldiğim zaman Temmuz ayında daha çok sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar, dernekler, üyeler, buralarda kendimizi daha çok göstereceğimiz, daha otoriter ve daha baskın enerjilerde olacağımız, hatta buralarda lider olmak, bir kulübün başkanı olmak, bir organizasyon kurmak, bunu sizin ayarlamanız. Bu tarz enerjilerin hakim olduğu bir dönem söz konusu. Hatta bazılarınız burada şöyle bir şey de olabilir. Eğer bir kulübe, bir üye, yani kulübe, derneğe, partiye falan üyeyseniz, siyasi bir parti de olabilir burası. Buradaki üyeliğini bitirme ya da burada biraz emek var aslında. Önce burada bir emek var, bir mücadele var ama sonra da bu mücadeleden dolayı da bir şey de bitirmek var aynı zamanda. Yani ben mücadelemi yaparım, olmazsa da çeker giderim. Siz de yani bir ay öncesi de bu şekildeydi kariyer hayatınızda. Bir ay Temmuz ayı da bu şekilde bir gitme enerjiniz var ve kimseye de taviz vermediğiniz bir enerjiniz var aynı zamanda sevgili terazi burçlarım. Yani ben elimden geleni yapacağım, yaparım da o liderliği de yapacağım. Ama son görev, aslında şöyle söyleyeyim, son görev gibi bir şey. Ben bu son görevimi de yapayım, kendime yakışan bir şekilde, sonra da eyvallah diyeyim, gidim enerjiniz hakim sevgili terazi burçları diyorum. Ağustos ayı da yine bu enerjilerle birlikte devam ediyorum. Temmuz ve Ağustos ayı bu şekilde sevgili arkadaşlar. Hatta Eylül de dahil. Eylül de bunun içinde. Ve şöyle bir durum var. Aynı zamanda geçmişteki konuların tekrar gündeme gelmesi gibi durumlar da söz konusu. Yine burada sevgili arkadaşlar birazcık daha bekleyin de diyeceksiniz. Sanki yine aynı şeyi yaşıyorum. Ya da size bekle, hemen acele karar verme diyebilirler. Ya bu konu biraz uzayacak gibi. Haziran, Temmuz, Ağustos, yani Eylül de dahil olmak üzere bu konularla ilgili. Ya siz bulunduğunuz ortamı terk etmek istiyorsunuz. Gerçekten bir terk etme, bitirme, gitme, ama öyle bir terk etme değil. Gidiyorum, bitti. Yani şey değil, arkamı dönüp gitme de değil. Tamamen geri dönüş olmayacak şekilde bir ayrılık gibi düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Eylül dedik. Ekim ayında birazcık daha böyle sakinleştiğiniz bir durum söz konusu. Zaten Güneş de sizi terazi burcuna geçecek. Biraz daha kendimizi göstereceğiz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, fikirlerimizle, düşüncelerimizle, işte güzelliğimizle, tipimizle ve aynı zamanda Eylül-Ekim aylarında böyle daha evlilik kararı vermeyenler, daha bekar olanlar, Eylül-Ekim'e kadar hayatına kimse çıkmayanlar, bu ay birileri de çıkabilir şansınıza diyorum sevgili arkadaşlar. Ve Kasım ayına geldiğimiz zaman Kasım ayı birazcık sizi sorgulattıracak. Yani hayatınızı sorgulattıracak. Biraz böyle içe çekilme, biraz böyle geriye çekilme, biraz böyle yalnız kalmak isteği. Çok yalnız, yalnız kalmak isteyeceksiniz sevgili terazi burçları. Ve yalnız kalırken de hayatınızda biri varsa bu kişiyi sorgulayabilirsiniz. Evliyseniz eşinizi kendi içinizde sorgulayabilirsiniz. Yani beni bu kadar kırıyor, beni bu kadar üzüyor, bir yandan da beni bu kadar seviyor diyerek kendi içinizde sorgulamalar yapacağınız bir Kasım ayı da bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Ve biraz daha dediğim gibi içe döneceğimiz ve kendi içimizi sorgulayacağımız bir durum söz konusu. Biraz belki bir rahatsızlık da geçirme gibi bir ihtimal de olabilir sevgili arkadaşlar. Bir hastane olayınız falan da söz konusu olabilir. Ya da hayatınızdaki bir kişinin hastalanması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Etrafınızda, çevrenizde. Belki anneniz, belki anneden ziyade biraz daha böyle kız kardeşti ya da sevgiliydi. Bu tarz kişilerin, çünkü kadın enerjisi hakim. Kız kardeşiniz ya da sevdiğiniz biri, bir kadın enerjisi, belki o rahatsızlanabilir. Onunla ilgili bir hastane olayları gibi durumlar da söz konusu olma ihtimali var diyorum sevgili arkadaşlar. Ve son olarak Aralık ayına geldiğimizde, Aralık ayında sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Artık böyle tamam bitti dediğiniz bazı şeyler var hayatınızda. Bazılarınız dediğim gibi evliliğini bitirme kararı alabilir. Burada bir
bitiş söz konusu. Çünkü bir ay öncesinde bazı şeyleri sorguluyorsunuz dedim. Hatta bazılarınız gizli saklı bir aşk, gizli saklı bir ilişki, gizli saklı yaşadığınız bir şey varsa, yaptığınız bir şey varsa, illa aşk demeyeceğim bunu, herkesten gizlediğiniz bir şeyler varsa, bu konuyla ilgili bir şeyin bitimi var. Burada artık bu konunun kapanması var. Belki de bu duyulabilir, bitebilir ya da bir şeyler duyulmadan siz artık bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Eğer bir ilerlemeyen, güzel gitmeyen bir evliliğiniz varsa da bu evliliği bitirme kararı da alma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Evet, böyle bir durum söz konusu. Bir evlilik bitirme, evlilik ya da ilişkiyi bitirme, belki de gizli saklı, yani yasak bir ilişki, yasak bir iş, nasılsa artık burada burayla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Yine hastane olaylarının söz konusu, buna dikkat edin diyorum. Bu Kasım ve Aralık ayında biraz daha sağlıksal konulara dikkat edin. Siz olmasanız da yakın çevrenizle ilgili durumlar söz konusu sevgili terazi burçları. Evet sevgili teraziler, sizin için de söyleyeceklerim böyleydi. Güzel bir yıl olmasını diliyorum. Ne olursa olsun şans sizden yana. Gökyüzü sizinle, size çalışıyor. 1,5 sene diyelim. 1,5 sene terazi burçlarına çalışacak, koç burcuna çalışacak. Aynı zamanda bütün hava elementlerine de destek olacak ama öncelik koç ve terazi burçları. Bu size çalışan gökyüzünü, size çalışan evrenin ve sistemin size sunacaklarını, size sunacak fırsat ve şanslarını kaçırmayın ve dikkatlice değerlendirin diyorum sevgili arkadaşlar. Bazılarınıza ders verecek, bazılarınız da daha önceki aldığı derslerin mükafatını görecek diyorum. Sevgili terazi burçları, o zaman çok mutlu olun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun.